أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili Kur'an dostları, dersimize Nisa suresinin 55. ayetiyle devam ediyoruz. Geçen dersimizde hatırlayacağınız gibi Yahudileşen İsrail oğullarının Allah'ı ve Resulünü, elçisini bırakıp, tağuta ve cipte, yani şeytani güçlere ve bir takım evhami, vehmi güçlere boyun eğdiklerini, onların hukukuna teslim olduklarını, yüreklerinde bir başka güce inanırken, hayatlarındaki problemleri şeytani güçlere çözdürmeye kalktıklarını ifade etmiş ve bundan dolayı da Allah'ın lanetini yani rahmetinden dışlanmayı hak ettiklerini ayette işlemiştik. Şimdi kaldığımız yerden bu konunun devamı olan ayetle devam ediyoruz. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ Aralarında, yani Yahudileşen İsrail oğullarının arasında ona inananlar da vardı. O, hemen bir üstteki ayeti kerimede imanın atası olarak Resulullah'ı kabul etmemekte direnen Yahudilere örnek olarak gösterilen İbrahim peygamber. Yani şu denmekte. Ey Yahudileşen İsrailoğulları, siz İbrahim peygamberin peygamberliğini ve mesajını kabulleniyorsunuz. Ki burada o ifade ediliyor. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ Aralarında İbrahim'e inananlar vardı. En azından Yahudiler içerisinde bir kısmı Hazreti İbrahim'in hem peygamberliğine hem de mesajına iman ediyorlar imiş. İşte bu inançtan yola çıkarak Kur'an onları çelişkiye düşmemeye çağırıyor. Atasının getirdiği, babası İbrahim'in getirdiği mesaja inanıyorsunuz da onu kendisine çıkış noktası olarak alan ve ben İbrahim'in bir devamıyım diyen Muhammed Aleyhisselam'ın mesajının neden inkar ediyorsunuz? Diyor Kur'an. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْ Ondan yüz çevirenler de vardı. Yahudileşen İsrailoğulları arasında. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا Onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Demek ki İbrahim peygamberden gelen iki kol, iki nübüvvet kolu, bir Musa peygamber ve ondan öte İsa peygambere dayanan İshak kolu, Yakup kolu, öbür ise İsmail peygamberden Resulullah'a dayanan ikinci kol. Bu iki kolun kendisinde birleştiği şahıs İbrahim peygamber. Dolayısıyla mesajınızın kökeni aynı. Mesajınızın kaynağı aynı. Aynı kaynaktan gelen mesajı nasıl inkar ediyorsunuz? Dediği gibi aynı zamanda bir iç çelişkiye de dikkat çekiyor Kur'an. Siz daha İbrahim'e olan tavrınızı netleştirmemişsiniz. Bir kısmınız ona iman ederken, hala bir kısmınız onu inkar ediyorsunuz. Kaldı ki Muhammed'e olan tavrınızı netleştiresiniz der gibidir adeta. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِهِمْ نَارًا Ayetlerimizi inkarda direnenleri zamanı gelince ateşe mahkum edeceğiz. Zamanı gelince. Ayeti inkar sadece
ilahi kelamı inkar anlamını taşımaz. Aynı zamanda ilahi kelamın farklı versiyonları olan kainat ayetinin ifade ettiği hakikatleri, ayat-ı insanın ifade ettiği hakikatleri ve ayat-ı hadisatın yani olayların ifade ettiği hakikatleri inkar da dolaylı yoldan bu alana girer. Kullama nazicet culuduhum ve derilerinin her yanıp soyulmasında beddelnahum culuden gayraha liyezhukul azab, derilerini değiştireceğiz ki Allah'ın azabını tüm şiddetiyle tatsınlar. Bu çok şiddetli ifadeler. Bu insanın tüylerini diken diken eden ifadeler. Aynı zamanda cehennem azabının Allah'ın insana olan muhabbetine ihanet etmenin karşılığı olan cehennem azabının sürekliliğine delalet eder. Yani şöyle diyemez kimse mantık yürüterek, bu dünyadaki bir takım fiziki kuralları esas alarak insan bir kez yanar canım diyemez. Onun için oradaki yanışın bu ayetten yola çıkarak ısrarla söyleyebiliriz ki oradaki yanışın dünyadaki yanma ve yakmayla herhangi bir ilintisi, ilişkisi, benzerliği yok. Çok farklı bir yanma, çok farklı bir azap, çok farklı bir cezalandırma yöntemi olduğu bu ayetten ortaya çıkıyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Şüphesiz Allah kudret ve hikmet sahibidir. Yücelik ve hikmet sahibidir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Şimdi projektörlerini müsbet tarafa döndürdü Kur'an menfi olandan. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine, ey ümmeti Muhammed, siz de ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin dedikten sonra doğrudan müminlere döndürdü ve onlara hitap ederek وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Fakat iman edip salih amel işleyenler. سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. İçlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız onları. Aslında bu ayet doğrudan İsrailoğulları içerisinde bu vasfı taşıyanlara da hitap ediyor. Onları da kapsıyor. Yani Kur'an'ın sistematiğinde süpürücülük yoktur. Hiçbir inancı kökten süpürüp atmaz, kökten süpürüp atmaz, ayıklar. Hakkı batıldan, aynen pirinci taştan ayıklar gibi ayıklar. Halidine fiha ebede. Orada, yani cennette, ebediyen kalacaklar. Lehum fiha ezvacun mutahharatun. Orada, onlar tertemiz eşlere sahip olacaklar. Eşlere. Sadece erkekler hanımlara değil. Eşlere. Eş karşılıklıdır. Tek taraflı değildir. Onun için ezvaç ne müennestir ne müzekker. İkisi birden girer. Ezvaç denilince hem kadına göre erkek, hem erkeğe göre kadın anlaşılır Arap dilinde. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Ve yine onları
muhteşem bir gölgede gölgelendireceğiz. Zillen zalila, aslında literal manası gölge demektir. Müthiş bir, muhteşem bir gölge demektir. Ama Ragıp el-İsfahani'nin bu kelimenin mecazına getirdiği anlam çok daha güzel ve farklı. O da muhteşem bir mutluluk, sonsuzca bir saadet vereceğiz onlara. Çünkü Arap muhayyilesinde yaz sıcaklarının 50-55 derece olduğu bir iklimde, o sıcakta bir insana sunulabilecek en ideal ikram harika bir gölgeydi. Onun için o insanlara ilk hitabı, o insanlara olan bu kelamı ilahi de işte o kültürün anlayabileceği bir örnekten yola çıkıyor ve mutluluğu bu kelimelerle ifade ediyor. Sanırım Kuzey Kutbu'ndaki insanlar yaşasaydı, birinci muhatapları da onlar olsaydı, o zaman da bu cümle onlara ideal bir güneş vereceğiz, muhteşem bir günlük güneşlik hava vereceğiz derdi. Onun için biz bunu anlarken, algılarken mutluluk biçiminde algılamakla, Ragıp'ın da yardımıyla doğru algılıyoruz. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Kur'an, yukarıda Yahudileşen İsrail oğullarından söz etti. Hemen sonra müminlere hitap etti ve bir probleme, sosyal, toplumsal bir probleme parmak basıyor şu ayette. Yani bir toplumsal çözülmenin sebebi nedir? İşte onun cevabı bu ayet. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah size emanet edilen şeyleri mutlaka ehline vermenizi emreder. Bu ayetin iniş nedeni olarak gösterilen olay şöyle. Osman bin Talha, cahiliye döneminden beri Kabe'nin anahtarını taşımakla görevli olan ailenin son üyesi. Bu aynı zamanda bir şeref, bölge Arapları içerisinde bir izzet. Mekke'nin fethi günü Resulullah Kabe'de namaz kılmak istediğinde Hazreti Ali Osman bin Talha'dan anahtarı ister. Osman bin Talha eğer gerçekten Resulullah olduğunu inansaydım, bilseydim verirdim der. Ama Hazreti Ali kolunu kıvırır ve anahtarı alır. Resulullah Kabe'de namaz kılarlar. Namazdan sonra Resulullah'ın amcası Abbas sikaye şerefi kendisinde bulunan, yani hacıları sulamak şerefi kendisinde bulunan bu zat, aynı zamanda Kabe anahtarını taşıma şerefinin de kendisinde bulunmasını arzu eder, anahtarın kendisine verilmesini ister. Ama Resulullah anahtarın yine eski sahibine, Osman bin Talha'ya iadesini ister. Ve bu durum üzerine Osman bin Talha iman eder. Allah'a teslim olur. Böyle bir olay anlatılır. Tabii ki bu olayla sınırlandırılamaz bu ayetin umumi ve evrensel mesajı. Hele bu ayetin mesajı. Öyle müthiş, öyle evrensel bir mesajı var ki hayatımızın her alanına hitap eden bir ayet. Emanet. Nedir emanet? Her şey. Kelimenin tüm çağrışımlarıyla sorumluluğun her türü emanettir. Babalık bir emanettir. Annelik bir emanettir. Yöneticilik bir emanettir. Dahası insan olmak bir emanettir. Ki hatırlayın, hatırlayın ayeti kerimeyi. وَاِذَا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ
biz emaneti yerlere, göklere, dağlara sunduk. Takdim ettik. İşte o zaman فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Bunlar emaneti üstlenmekten kaçındılar. Bu emanetin ne olduğu konusunda çok yorumlar yapılmış olmakla birlikte bendeniz bu emanetin insanlık olduğunu yani irade olduğunu düşünüyorum. İradeyi dağlar ve yerler ve gökler kabullenmezken insan kabulleniyor. İşte emanet bu. İnsanlık bir emanettir. Onun için ve tabii onun insanlığın olgunlaşması için yapılabilecek her şey bir emanet. Tüm sorumluluklar bir emanettir. Tabii buradaki emanetin daha özel manada kullanıldığını hemen sonraki cümleden anlıyoruz. Nedir o da? وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Ve insanlar arasında hüküm verecek olursanız, adaletle hüküm vermenizi emreder Allah. Demek ki emanetin buradaki özellikle birincil anlamı yönetimle ilgili olanı, hükümle ilgili olanı. Toplum içerisinde yönetim sorumluluğu üstlendiğiniz her makam sizin için mahza bir emanettir. Yani emaneti makam ve mevki de diyebilirsiniz. Patronsanız işçiniz size emanettir. Babaysanız evladınız, anaysanız evladınız size emanettir. Yöneticiyseniz halkınız size emanettir. Eğer servet sahibiyseniz servet size emanettir. Can taşıyorsanız canınız, mal taşıyorsanız malınız, şöhret taşıyorsanız şöhretiniz, ilim sahibiyseniz ilminiz emanettir. Onun için ama buradaki kullanım öncelik ve özellikle yönetimle ilgili bir emanete dikkat çekiliyor. Yine ayet-i kerimede neden Yahudileşen İsrail oğullarından söz eden bir ayetin, bir pasajın ardından emanetle ilgili böyle bir pasaj gelmiş derseniz, benim buna vereceğim cevap, demek ki Müslüman İsrail oğullarının Yahudileşmesindeki büyük paylardan biri emanete ihanet etmeleri, yönetime layık olmayan insanları getirmeleri ve layık olmayan insanları seçip onların eline yönetimlerini emanet etmeleriydi. İşte onların İsrail oğullarının Yahudileşmesini hızlandıran faktörlerin, belki sosyal ve çevresel faktörlerin en büyüklerinden biri bu idi ve bunu bu ümmete Rabbimiz hatırlatıyor. Ve siz yönetim emanetine ihanet etmeyin. Çünkü yönetim ilmi, yani siyaset aslında. Siyaset yönetme sanatıdır. Yönetme sanatını layık olmayana, emanete ihanet edecek olan ellere teslim etmeyin gibi bir anlam da çıkarılabilir tabii ki. Devam ediyoruz. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ Allah size ne de güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا Zira Allah her şeyi işitendir, her bir şeyi görendir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz, ey iman edenler, اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a, peygamberine, peygambere, daha doğrusu ve aranızdan kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara itaat edin. Emanet ayetinin hemen ardından böyle bir ayet gelmesi de biraz önceki yorumumu destekliyor. Allah'a, peygambere
ve aranızdan kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara itaat edin. Aslında ve ulil emri minkum ibaresinin farklı biçimlerde anlaşıldığı tefsirlerden görülüyor. Ki İbn Abbas'a dayandırılan bir rivayette sizden olan emir sahipleri, aranızdan kendilerine otorite tevdi edilenlerden maksadın alimler olduğu söylenir. Lakin ayetin siyak ve sibakı, iç ve dış bağlamı göz önüne alındığında bu mana uzak gözüküyor bana. Otoriteyi birine emanet etmek, bu ayet neden söz ediyor derseniz açık. Hak ve sorumluluklardan söz ediyor. Hak ve sorumluluklardan. Allah'a itaat mutlak itaattir. Bunda kimsenin tereddüdü yok. Resul'e itaat mukayyet itaattir. Allah'tan dolayı Resul'e itaat edilir. Çünkü men ata'a Resul fakat ata'a Allah. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur da onun için. Niçin? Çünkü Resul'ü seçen Allah'tır. Seçilene itaatsizlik, seçene itaatsizlik anlamını taşır da onun için. Mustafa'dır peygamberler. Yani seçilmiştir. Allah'ın seçimine isyan, Allah'a isyandır. Onun için dolaylıdır peygambere itaat, doğrudan değildir. Doğrudan, dolayısız ve mutlak itaat Allah'adır. Üçüncü itaat edilmesi gereken merci ise burada ve ulil emri minkum. Aranızdan kendilerine otorite emanet edilenler diyor. İşte burada problem var. Kim bunlar ve bu itaatin derecesi nedir? O halde eğer Resul'e itaat bile mutlak değil, mukayyetse, aranızdan kendilerine yönetim emanet edilenlere itaat haydi haydi mukayyettir. Ne ile kayıtlıdır? Ne ile sınırlıdır? Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ediyorlarsa, onunla sınırlıdır. Bu önemli bir ilke. Bu işte çerçeveyi belirliyor. Kaldı ki Resulullah'ın bu konuda söylediği söz gerçekten tüm tartışmayı kesecek mahiyette. Nedir o? Allah'a isyan hususunda kula itaat yoktur. La ta'ate fil masiyye. Allah'a isyan da kula itaat olmaz. Kim olursa olsun. Onun için meşhur ve sahih bir haberde Resulullah bir müfrezeyi bir komutanla birlikte yolluyor. O komutan bir ateş yakıyor. Askerlerinin kendisine olan bağlılığını denemek için askerlerine ateşe girmeyi emrediyor. Tabii tutmuyorlar. Resulullah onu komutan atadığı halde. Dönüp geldiklerinde olay Resulullah'a anlatılıyor. Resulullah'ın tepkisi aynen şu. Girselerdi ebediyen çıkamazlardı. Ateşten ebediyen çıkamazlardı. Yani cehenneme girmiş olurlar. Böyle bir itaat olmaz ki. Bu itaat, itaat değil. Yani Resulullah atamış olsa da o komutanı. Onun için itaatlerin ne ile sınırlılığı da burada gözüküyor. Salim akılla, salim ve selim, doğru nakille, mütevatir nakille. Onun için buradaki itaatin sınırı elbette ki açık. Burada otoriteyi birine emanet etmek, seçmek bir haktır. Ancak itaat ise seçenin sorumluluğudur. Her hak sorumlulukla beraber olur. Onun için otoriteyi seçmek, yönetimi ona emanet etmek halkın hakkıdır.
Ama bir de sorumluluğu var, seçtiği otoriteye meşru işlerde tabi olmak. Tabii ki seçilenin de hakkı ve sorumluluğu var. Nedir bunlar? Yöneticinin sorumluluğu adaletle hükmetmektir. Eğer adaletle hükmetmezse ihanet etmiş olur kendisini seçenler. Peki sorumluluğu budur. Ya hakkı nedir? Hakkı ise kendisini seçenlerden meşru zeminde itaat istemektir. Onun için haklar ve sorumluluklar karşılıklıdır. Bunu sadece ülke yönetimlerinde değil, en aşağı birim olan aileye kadar indirebilirsiniz, indirgeyebilirsiniz. Ailede eşler arası ilişkide dahi geçerlidir hak ve sorumluluklar. Çünkü o da bir emanettir. Ve ailede emir sahibi, ulul emr olan ailenin ulul emri de aynen bunun gibi hem hakka hem de sorumluluğa sahiptir. Sorumluluğunu yerine getirmeden hakkını kullanamaz. Bu surenin başında اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى erkekler kadınlar üzerinde koruyup kollayıcı, gözetleyicidir ibaresi hem hakka hem sorumluluğa delalet eder ve ayetin devamında her iki cinsinde karşılıklı birbirlerine hak ve sorumlulukları zaten ifade edilmiş ki daha önce biz tefsir ettiğimiz için girmiyoruz. Hanımları eşlerinin üzerinde gözetleyici olarak seçilen beyler, eğer evin geçimini, kendilerine sorumluluk olarak verilen evin geçimini temin etmekte acize düşüyorlarsa, buna rağmen gözetmenlikte ısrar ediyorlarsa, bu sorumluluklarını yerine getirmeden haklarını kullanmaya kalkmaları anlamına gelir ki zulüm olur. Onun için hak ve sorumluluk birlikte düşünülür. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz eğer, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Tabi Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Allah'a ve Resulüne götürürsünüz. İnanmıyorsanız problem yok sizin için diyor. Temelde daha büyük bir probleminiz olduğu için böyle tali bir konuda siz muhatap değilsiniz. Ama eğer Allah'a ve Resulüne inanıyorsanız bu kez böyle bir mecburiyetiniz var. Niçin böyle bir form ile gelmiş bu ayet? Çünkü hüküm konusundaki problem ayette ifade edilen ve bundan sonra da ifade edilmeye devam edilecek olan problemin muhatapları Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen insanlar. Yüreklerinde bir otoriteye teslim olmuşlar ama hayatlarında kalplerinde teslim oldukları otoritenin tam zıttına gidiyor. Hayatlarındaki düğümleri Allah'ın dışındaki otoritelere çözdürmeye kalkıyorlar. Şeytani güçlere çözdürmeye kalkıyorlar. Peki neden böyle olur diye bir soru sormak lazım. Ama burada öncelikle ondan önce şu ibareye dikkatinizi çekmek isterim. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne götürün onu. Kur'an'a ve sünnete demiyor. Çok ilginç. Kitaba demiyor. Allah'a diyor. Şimdi buradan Kur'an ve sünnet anlaşılmaz mı? Ondan daha öte bir şey anlaşılır. Kitap diyebileceği halde doğrudan Allah'a işaret eden bu ayetin mesajının daha derin olduğunu düşünüyorum ben. Allah'a ve Resulüne götürün demekle Kur'an'a ve sünnete götürün demek arasında hem derin hem de kapsamlı bir fark var. O da vahyin,
sadece lafzına değil, lafzın arkasında yatan Allah'ın muradına götürün. Yani sadece ilahi kelamın kelimelerine değil, o kelimelerin arkasındaki büyük maksada, kitabın ruhuna götürün. Resulullah'ın davranışlarının sadece şekline değil, o şeklin arkasında yatan amaca götürün. Yani Allah'ın muradı sünnetin ruhu. Adeta bendeniz öyle değil de bu formla gelmesinden bunu anlıyorum. Böyle söylenmek isteniyor gibidir ki Gazali'nin şu harika tespiti bu yorumu doğruluyor. Diyor ki Gazali, umirna bitteessi la bitteşebbu. Biz Resulullah'ın yaptığını niçin yaptığına bakıp o nedene dayanarak yapmakla emrolunduk. Ona benzemekle değil. Çok önemli bir ilke. Çok önemli. Umirna bitteessi la bitteşebbu. Teessi usveden gelir. Kur'an'da üsvetun hasenetun diyordu zaten. Peygamberi tanıtırken insanlığa ve ümmete. Onun için teessi ile emrolunduk. Teşebbüh ile değil. Zelike hayrun ve ahsenu te'vila. Bu yani Allah'a ve Resulüne götürmek. Kur'an'ın maksadına ve sünnetin ruhuna götürmek, işte bu hayrun ve ahsenu te'vila, en iyi seçimdir ve sonuç olarak da en verimli olandır. Amenna ve saddakna diyoruz. Elbette ki bu en iyi seçimdir, sonuç olarak da en verimli olandır. Çünkü İnsanlığın değişmez değerleridir İslam'ın değerleri. Dolayısıyla o değerlere yapışan kurtulur. Onun içindir ki öncekiler ne ile felaha ermişlerse sonrakiler de aynı şeyle felaha erecekler diyen doğru söylemiştir. İşte bu nedenle Allah vahyinin arkasında yatan o maksat ve büyük sebepleri hiçbir zaman ve zemin ile kayıtlandırmamıştır. Sınırlı değildir. O maksadı iyi kavradığınızda, üzerinden kaç yüzyıl geçmiş olursa olsun, her çağın derdine derman olacak merhem üretirsiniz. Tabii ki sadece, ne dediğinde takılıp kalmaz, ne demek istedi diye de sorarsanız. Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiğini zannedenlere bir baksana. Yuridûne en yetehâkemû ile tâğût. Birbirlerini tâğûtun, yani şeytani güçlerin hakimiyetine çağırmakta bir sakınca görmüyorlar. Vekad umirû en yekfurû bi. Oysa ki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Buna rağmen Allah'ın İnkar etmekle emrettiği tağuta, şeytani güçlere, onun hakimiyetine baş eğmeye çağırıyorlar insanları. Burada Allah'ın otoritesine alternatif diye çıkartılan tüm otoritelerin tağut anlamına geldiğini sanırım Kur'an'a aşina olan herkes biliyor. Allah'ı bırakıp da onu otorite edinmek, yani
Allah'a alternatif olarak çıkarılan bir takım şeytani güçleri, otoriteleri otorite edinmek, vahyin insanda uyandırdığı tüm iyi duyguları ortadan kaldırır. Problem de budur. Allah bir şey yasaklıyorsa ondan çıkarı yoktur Allah'ın. O halde şu soru sorulur. Bundan insanın çıkarı nedir? Ya da kaybı nedir? Bu yasağı işlerse insan ne kaybeder? Bu soruyu sormamız lazım ilkesel olarak. Çünkü Allah'ın hiçbir yasaktan kazancı yoktur. Hiçbir günahtan da kaybı yoktur. O halde kimin kazancı ve kaybı vardır diye sormak lazım. Ve sonuçta insanın kaybı ve kazancı vardır. Cevap budur. O halde tağuta, Allah'ın hükmünü bırakıp da şeytani güçlerin egemenliğine teslim olan bir insan ne kaybeder diye soracak olursanız, vahyin insanda uyandırdığı tüm iyi duyguları geçersiz kılmış olur o insan. Kendisiyle olan ilişkisini zedeler. Çünkü yüreğinde Allah'a iman ediyor. Buradaki tip o tip. Burada bir tip çiziliyor. Kime inanıyorsun deyince bu tipe diyor ki ben Allah'a iman ediyorum. Yani sen Allah'a inanır mısın dediğinizde bu tip şu an şu ayetlerde işlenen tip ben Allah'a inanıyorum diyen bir tip. Ancak peki gündelik sorunlarını hayatında bir düğün bir problem çıktığında kime götürürsün dediğinizde hayır. Bu küçük işleri ben Allah'a götürmem onun için başkalarına götürürüm diyen tip buradaki. Niçin onu yapıyor? Niçini belli. Çünkü oportunist davranıyor, çıkarcı davranıyor. Geçici çıkarları için kalıcı saadetini feda ediyor. Burada Allah'ı aldatamayacağı için, Allah'ın karşısında duran şeytani güçlere başvuruyor hayatındaki problemlerin çözümünde. Niçin onlara başvuruyor? Çünkü inancıyla, yüreğinde olanla, hayatında olan arasında bir mutabakat yok. Parçalanmış bir kimlikle karşı karşıyayız bu ayette. Parçalanmış bir kişilik, yırtık bir kişilik. İşte insan davranışlarının ahlaki zeminini yok eden bir durum bu. Bunun adına Kur'an ne diyor? Nifak. Bu kimseye de münafık diyor. İşte bu nifakın ta kendisi. Parçalanma, kişilik yırtılması, kimlik parçalanması. İki ayrı kutup aynı anda hareket halinde. İnanıyor mu, inanmıyor mu? Yüreği bir başka güce inandığını söylerken hayatında bir başka güce boyun eğiyor. Bu bir tür trajedidir işte. Yine bu ruhsal bölünmedir. Ruhsal yırtılmadır. Ki bunun temelinde de iman ettiğine güvenmemek yatar. Güvenmediğinizde zaten iman da etmiş sayılmıyorsunuz. Allah'a iman ettiğini zannediyor ama ona güvenmediği için problemlerinin çözümünü ona götürmüyor. Başkasına götürüyor. Çünkü çıkarıyla çatışıyor o zaman. İşte burada yırtık bir kişilik var. Parçalanmış bir kişilik bu ayet ona işaret ediyor. Devam ediyoruz. Ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen ba'ide. Nitekim şeytanın tek arzusu onları derin bir sapıklığa itmektir. Tabii ki şeytan da bunu istiyor. Şeytanın arzusu da bu. Hatırlayın şeytan Allah'ı hiç inkar etmedi ki. Unutmayın. Kur'an'la sabit şeytanın Allah'a imanı. Şeytan hiç Allah'ı inkar etmedi ki. Şeytanın inkar problemi yok. Onun için febi'izzetike diyor. Senin izzetine, şerefine yemin olsun ya Rabbi. Kur'an'da Allah'a yemin ediyor. Onun için şeytanın inkar problemi yok. Şeytanı şeytan eden inkarı değil. Yani aynı bu problem işte. Allah'a iman ettiği halde onun çözümüne razı olmuyor. Onun çözümüne karşı duruyor.
Çünkü pratik çıkarlarına aykırı görüyor onu. Onun için şeytanı şeytan eden inkarı değildir, budur. Allah'ın hükmüne razı olamamasıdır. Allah'ın kendisi için en iyiyi düşündüğünü kabul edememesidir. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Bu münafıkların nefretle senden yüz çevirdiklerini görürsün. Allah'a ve Resulüne gelin denildiğinde işte bu münafıkların, Kur'an bu tipin münafık bir tip olduğunu söylüyor açıkça. İşte bu münafıkların senden yüz çevirdiklerini görürsün diyor. Bir adı da nifak olan kişilik kırılması hali, işte inancın psikolojik cephesinde açılan yaraları böyle ifade ediyor ayet. Bunlar onulmaz yaralar. Nifak, insanın iman duvarında onulmaz yaralar açıyor, gedikler açıyor. Yürek bir şeyi söylüyor, akıl bir başka şey. Kalbiyle bir şeye inanıyor, hayatıyla bambaşka bir şeyi yapıyor. Vicdan inançtan yana durur gibi oluyor. Fakat içgüdüler, bakıyorsunuz, pratik çıkarları gerekçe göstererek amalı cümleler kuruyor. Öyle de doğrusun da ama diyor. Ama. Yani haklı söylüyorsun veya Allah haklı da ama ne yapayım? Mecbur kaldım. İşte şu gerekçem vardı. Mazeret ileri sürüyor. Tam da şeytan gibi. Onun da mazeretleri vardı biliyorsunuz. Onun için yeryüzünde şeytanlaşmış hiçbir kimse mazeretsiz değildir. Şeytan olmanın bile bir mazereti varsa, her günahın, her isyanın da bir mazereti vardır. Ama bu mazeretlerin tümü meşru mazeret değildir. Allah'ın kabul etmeyeceği mazerettir. وَلَا مَعَذِيرًا Mazeret yok der onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da. Evet. Devam ediyoruz. Bu amalı cümleler nasıl kuruluyor? فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ Fakat, önceden ortaya koydukları eylemler sonucunda, başlarına kötü bir netice gelince, ne olacak onların hali? Rabbimiz bu soruyu soruyor. Bu eylemleri dolayısıyla, başlarına kötü bir sonuç gelince halleri ne olacak? Yani burada şu Kur'an'ın her tarafında sık sık tekrarlanan şu ima yine tekrarlanıyor. Başınıza gelecek sonuçlar sizin kazandıklarınızdır. Onun için kötü sonuçların tamamında sizin eyleminizin izi vardır. Bu söylenmek isteniyor. Tercih size aittir deniliyor yani. Eğer kötü bir akıbeti kabulleniyorsanız, o akıbeti celbedecek kötü eylemlere devam edin. Yok, eğer gelmesin istiyorsanız, şimdiden tedbirinizi alın ve vazgeçin deniliyor. İnsan eylemiyle, Allah'ın bu eylemleri sonucundaki takdiri arasında doğrudan bağ olduğu vurgulanıyor. Bu çok önemli. Yeryüzündeki hiçbir belanın, toplumsal hiçbir çözülmenin, hiçbir sosyal yaranın, hastalığın aslında insanların eylemlerinden bağımsız oluşmayacağı vurgulanıyor burada. ثُمَّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يقًا Sonra sana gelecekler, Allah adına yemin edecekler, ama diyecekler. Ama bizim amacımız sadece iyilik yapmak ve uyum sağlamaktı. Amalı cümleler kurarlar dedim.
Münafıkların bile kendilerince münafıklıklarına bir gerekçesi var. İyi ama içimizdekini söyleseydik de toplumda sivrilik mi yapsaydık? Uyum gösterdik, kötü mü ettik? Münafıklığın gerekçesini görüyor musunuz? Ne kadar tumturaklı. Kötü mü ettik canım? Uyum sağladık, uyumu bozmadık. Genel renge aykırı davranmadık. Her ne kadar içimizin rengi o değilse de dışımıza sentetik bir renk sürdük sizin renginizden. Topluma uyum gerekçesiyle iki yüzlü davranmayı reddediyor Kur'an. Böyle bir gerekçeyi kabul etmiyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Ama Allah onların kalplerindeki her şeyi bilir. Burada tüm münafıklara, vicdanlarının ta derinliklerinde yatan o asli sesi dinlemeleri çağrısı yapılıyor. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Şu halde, onları kendi hallerine bırak. Onlara öğüt ver. Onlara içine düştükleri durumu net bir biçimde açıkla. Hangi durum o? Nifakın psikolojik ve sosyal anatomisini çiz onlara. Münafıklığın ne korkunç bir yürek hastalığı olduğunu söyle. İçine düştükleri bu çelişkili durumu iyice açıkla. Güvensizlik ve tutarsızlığın kendilerini ne hallere düşürdüğünü açıkla onlara. Kendilerini Allah'a olan güvensizliklerinin kimliksiz ve kişiliksiz, daha doğrusu çift kişilikli, iki yüzlü ya da daha beteri iki yüz yüzlü ettiğini söyle. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Zira biz her peygamberi yalnızca Allah'ın izniyle kendilerine itaat olunsunlar diye gönderdik. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ Eğer onlar kendilerine kötülük ettikten sonra sana gelip de Allah'tan af dileselerdi. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Ve peygamber de onların affı için Allah'a yalvarsaydı, dua etseydi. لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّحِيمًا Kesinlikle Allah'ı tevbeleri kabul etmeye hazır ve rahmeti bol olarak bulacaklardı. Ama bunu yapmadılar. Allah'ın kapısına gelip de biz suçluyuz diye itirafta bulunmadılar. Şeytanla Adem'in rollerini hatırlayın. Problem hata etmeleri değildi. İnsan hata eder. El-insan yu'rafu bin-nisyan. İnsan unutur. İnsan kimliğini unutabilir. İnsan özünü unutabilir. Mümkündür. Ama Adem de hata etti. Şeytan da. Fakat şeytanı şeytan eden hata etmesi değildi. Hatasını savunmasıydı. Adem'i adam eden de hatasını itiraf etmesiydi. Onun için gelselerdi, Allah'ın kapısına boyun bükselerdi. Ve deselerdi ki biz ettik ya Rabbi sen etme. Biz zayıfız sen güçlüsün. Biz yenildik içgüdülerimize. Sen güçlendir bizi ya Rabbi deselerdi. Allah'ı çok şefkatli, çok merhametli ve tevbeleri kabul edici bulacaklardı ama yapmadılar diyor Kur'an. Bunu yapmadılar. Yine ayetteki dikkatinizi çekeceğim bir nokta zamir metaforu. Bakınız, biz diyor ayette, Allah diyor, o diyor. Üçü de Allah'a giden üç ayrı ibare.
üç ayrı lafız. Allah'ın bir şahıs olmadığını göstermek içindir bu işte. Allah bir şahıs değildir. Onun için insanoğlunun diline indirgenemez. Dil aciz kalıyor Allah'ı ifadede. O sebeple aynı ayet içerisinde farklı zamirlerle, farklı lafızlarla Allah'a işaret ediliyor. Çünkü o bir şahıs değildir ki. Onun bir şahıs zamiri, standart bir şahıs zamiri olsun. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ama hayır. Rabbine and olsun ki, aralarında tartıştıkları her konuda seni hakem yapmadıkça, ayet devam ediyor, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sonra da senin hükmüne içlerinde hiçbir tereddüt, hiçbir kuşku duymadan, taşımadan, tam bir teslimiyetle uymadıkça gerçekte iman etmiş olamazlar. Yani iman etmiş sayılmazlar. Kendilerini mümin olarak niteleyebilirler. Bunun çok fazla önemi yok. Sizin ne olduğunuzu ifade etmeniz değil, Allah'ın sizin ne olduğunuzu belirlemesi önemli. Sizin kendiniz hakkında ne dediğiniz değil, Allah'ın sizin hakkınızda ne dediği önemli. Siz Allah'a göre de mümin sınıfına giriyor musunuz? Çünkü müminliğin ölçüsünü siz belirlemiyorsunuz. Siz belirleseydiniz, yeryüzünde insan sayısınca müminlik ölçüsü çıkardı ortaya. Ama Allah belirliyor. Onun için Allah'a göre siz nesiniz? Bu çok önemli. Allah işte burada da o sınırı çiziyor. Bu ayetin modern muhataplarına mesajı şu. Her türlü şüphe ihtimalinden uzak bir kesinlik taşıdıkları takdirde, peygamberin uygulamalarına uymanın da hukuki zorunluluk ifade ettiği. Bu ayet bunu açık bir biçimde bize veriyor. Yani her türlü şüphe ihtimalinden uzak bir kesinlik ifade ediyorsa peygamberin uygulamaları, o bir mümin için hukuki, kendisine itaat edilmesi gereken hukuki bir normdur, ölçüdür. Bu ayet buna da işaret etmektedir. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اَذِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. Fakat biz onlara canlarınızı feda edin ya da yurtlarınızı terk edin diye emretmiş olsaydık, مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, çok azı bu emri yerine getirirdi. Çok azı dışında bu emri kimse yapamazdı, tutmazdı. Burada bir ibareye dikkatinizi çekmek isterim. İktulû enfusekum. Canlarınızı feda edin diye tercüme ettim bu ayette. Ama aynı form, aynı lafızlarla Bakara 54'te de gelir. Orada da ben farklı meal vermiştim, iyi hatırlıyorum. Orada verdiğim meal ise nefislerinizi öldürün. Orada ahlaki bir mealdi. Yani oradaki nefisleri öldürmek özellikle bir nefis terbiyesi ve ruh tezkiyesi sadedinde dile getirmiştim. Aynı formla gelen aynı ibare burada ise daha farklı bir anlam taşıyor. Yani oradaki ibareyle anlam olarak alakası yok. Çünkü burada özellikle Allah yolunda canı feda etmekten söz ediliyor. Onun için de ben kendinizi öldürün diye emretseydik gibi çok gerçekten hiç de uygun olmayan bir çeviri yapmadım. Böyle bir çeviriyi de hiç doğru bulmadım. Kendinizi öldürün, yani bir tür intihar edin gibi bir şey nasıl anlaşılabilir? Ayet belli zaten. Canlarınızı Allah yolunda feda edin, mallarınızı Allah yolunda feda edin diye herkese emretseydik, bunu çok azı dışında
gerisi tutmazdı, tutamazdı deniliyor ki zaten mana açık. Burada iman, özgürlük ve adalet uğrunda yapılacak bir savaşın candan ve yurttan geçmeden verilemeyeceğine de bir atıf var tabii ki. Devam ediyoruz. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْب۪يتًا. Ama öğütleneni yapsalardı, bu kendileri için daha hayırlı olurdu ve onları daha dirençli kılardı. Bu çok önemli. Eğer can vermeye amade olsalardı, yani canlarını verselerdi zaten dirençli olmaya gerek yok. Can verince dirence de gerek var. Ölmüş olursunuz. Demek ki ayette can vermeye hazır olmak, adanmak yani. O ifade ediliyor. Yoksa ve eşedde tesbita ibaresinin hiçbir anlamı kalmıyor. Onun için bu ibarenin anlamı olması için onların daha dirençli, daha sabit kadem olabilmeleri, daha ayakta güçlü durmaları için canlarını vermeye hazır olmaları, psikolojik olarak canlarını feda edebilme seviyesine gelmeleri esastı diyor ayet. İşte böyle anlayacağız. Doğru anlamak için bir ayetin içindeki tüm cümlelerle irtibatı kurmak lazım ki doğru anlayabilirsiniz. Burada hakikaten de ayetin söylediği, eğer ciddi düşünüldüğünde insan psikolojisinin harika bir tahlilini yaptığı görülür. Nedir o da? Bir insan ölüme hazırsa eğer, davasını ölümüne savunuyorsa, onu yıkabilecek hiçbir rüzgar yoktur. Kim korkutabilir ki? Can verecek kadar bir dava uğruna samimi ve sadık bir biçimde adanan birini satın alabilecek yeryüzünde bir servet hatırlayabiliyor musunuz? Onun için burada da söylediği bu. Eğer böylesine bir fedakarlık sergilenirse o zaman daha dirençli olurlar. Ve dolayısıyla savundukları şeyleri de elde eder. Sonuna kadar götürürler sayıya bakmaksızın. Ve izâ le âteynâhum min ledunnâ ecran azîmâ. İşte o zaman biz de onlara tarafımızdan muhteşem bir ödül verirdik. Öyle yapsalardı. Ve lehedeynâhum sırâtan müstakîmâ. Yine onları dosdoğru bir yola yönlendirirdik. Yani siz var olandan vereceksiniz, sizde olandan, candan vereceksiniz, Allah da kendisinde olandan verecek. Yani siz kul kadar vereceksiniz, Allah kadar verecek. İşte burada Allah'ın bir insana verebileceği en büyük ödülün hidayet olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Fatiha'da her gün okuduğumuz, her rekatta okuduğumuz Fatiha'da gördüğümüz gibi. İhdines sıratal müstakim. Allah'tan bir insan eğer bir tek şey isteme tercihiyle karşı karşıya bırakılsa, ilk isteyeceği şeyin ne olmasını soruyorsa eğer, Allah'tan aldığı cevap, benden eğer bir tek şey isteyeceksen hidayet iste. Olur. İşte burada da وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ve onları dosdoğru bir yola yönlendirirdik, hidayet ederdik. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Allah'a ve peygambere itaat eden kimse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler ve sıddîkîn, hakka sadık kalanlar. Ve şühedâ, hayatını imanına şahit tutanlar. Ve sâlihîn,
ve kendi kendisiyle barışık ve tanışık olanlarla birlikte olurlar. Aslında tevafukan biraz önce Fatiha'ya girdim. Ama gerçekten de Fatiha'dan bir başka ayetin tefsiridir bu ayet. En'amte aleyhim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Kimin yoluna? Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Peki kimlere nimet verdin Allah'ım sorusunun cevabı bu ayette gelmiş. Nisa suresinin 69. ayeti Fatiha'nın bu ayetinin tefsiridir işte. Görüyor musunuz? Kimmiş bunlar? Nebiler, peygamberler, Allah'ın seçtiği o yüce kullar. Sıddıklar, yani hakka sadık kalanlar her şeye rağmen. Şehitler, yani hayatını imanına şahit tutanlar. Salihler, yani kendi kendileriyle barışık ve tanışık olan güzel insanlar. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel arkadaştırlar diyor Kur'an. Ne güzel arkadaş bunlar. Elbette ki öyle. Bunlar eğer arkadaş olabiliyorsa kişi hayatta sahip olabileceği en büyük servettir. Zalikel fadlu minallah. Bu Allah'ın bir lütfudur. Yukarıdaki ayeti tefsir sadedinde bazı ameller için Resulullah'ın ilginç hadisleri var. Hatta hadisler nakledilirken Resulullah'ın yaptığı el hareketini de nakleder hadisler. Şunu şunu yapan cennetle, cennette benimle böyledir. Parmaklarını birbirine sürterek, işaret parmaklarını, cennette benimle yan yanadır buyururlar bazı hadislerde. Yani bir peygamber cennetinin olmadığını öğreniyoruz. Peygamberlere özel bir cennet yok. Eğer siz bu formasyonu yakalarsanız peygamberlerle yan yana cennette olmanız mümkündür deniliyor. Onun için bunlar ne güzel arkadaştır tabii ki. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ. Bu Allah'ın bir lütfudur. وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا. Ve hiç kimse Allah'ın sahip olduğu bilgiye sahip olamaz. Öyledir. Allah'ın lütfu sadece ödül vermek değildir tabii ki dostlar. Asıl lütfu, ödülü hak edecek davranışı yapacak bir inanç ve eylem altyapısı vermektir. Asıl lütuf budur ve bunu hak etmek lazım. Geçiyoruz. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, huzu hizrakum fenfiru sübâtin evinfiru cemî'an. Küçük müfrezeler halinde ya da topyekün orduyla ilerlerken ihtiyatlı hareket ediniz. İslam'ın sosyopolitik modelini korumak için, yani İslam'ın ideolojik olarak ortaya koyduğu sosyopolitik modeli unutmayın. İslam ideoloji değildir. İslam'ı ideolojileştirmek İslam'a yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ancak İslam'ın bir ideolojisi vardır. Bu ikisi ayrı ayrı şeylerdir. İslam'ı ideolojileştirmek ayrı şeydir. İslam'ın bir ideolojisinin var olması apayrı bir şeydir. Onun için işte İslam'ın öngördüğü sosyopolitik modeli korumak için bu ayet savaşla ilgili teknik bir talimat veriyor. Ve inne minkum lemen leyubatt'enne. Aranızda elbette işi ağırdan alacaklar olacaktır. Fe in asabetkum musibetun qala kad en'ama Allahu alayya iz lam akun ma'ahum shahida. Ve bir yenilgiyle karşılaştığınızda onlarla birlikte olmamam Allah'ın bir lütfudur diyecek. Yani siz
eğer yenilgiye uğrarsanız, bu yırtık kişilik, çıkarlarını en üst değer olarak gören oportunist kişilik, makyavelist kişilik, hemen diyecek ki, onlarla beraber olmamam Allah'ın bana büyük bir lütfu, çünkü yenildiniz. Sonuçtan yola çıkarak hakkı tayin etmeye çalışıyor. Çok büyük bir yamukluk, yanlış. Sonuçlara bakarak. Kim yendiyse o haklı, kim yenildiyse o haksız. Korkunç bir mantık. O zaman her zalim haklı, her mazlum haksız. Her güçlü haklı, her güçsüz haksız. Böyle bir mantık. Düşünsenize. İşte bu sonuca ulaştırdığı için sahibini lanetlenmiştir bu mantık. Ve ona dikkat çekiyor Kur'an. Devam ettiğimizde zaten daha iyi anlayacağız. Öyle der. Onların arasında olmamam Allah'ın bana bir lütfudur. Parçalanmış kişiliğin, münafığın makyavelizme ve oportunizme, yani çıkarcılığa ayarlı olan gözü hep bunu görür. Hani hatırlayın Ebu Leheb'i. Ne demişti? Resulullah kendisini davet ettiğinde Ebu Leheb'in sorusu şu oldu. Ben iman edersem, ben teslim olursam bana ne var? Peygamberin cevabı netti. Herkese ne varsa sana da o var. Ebu Leheb'in cevabı ne oldu biliyor musunuz? Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun. Mantık farklı çalışıyordu. Düşmanlığının temelinde işte bu yatıyordu. Seçkincilik, ayrımcılık, özel muamele görmek istiyordu. Tıpkı cahiliyede gördüğü gibi. Mazlumların üzerinde onların hakkıyla, hukukuyla geçinmek istiyordu. Onların alın terini sömürmeye devam etmek istiyordu. Ve biliyordu ki İslam, yeni sistem buna izin vermeyecek. Yeğeni olmasına rağmen canı pahasına karşı çıkması işte bu yüzdendi. Çünkü çıkarlarını önde tutuyordu. Hakkı değil. Çıkarlarına ket vuracağına inandığı İslam'a karşı ömür boyu düşmanca davranması işte bu yüzdendi. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ Fakat Allah'tan size bir zafer ihsan edildiğinde, aynı yırtık tipin, yırtılmış, ruhu yırtılmış kişiliğin, bakın bu sefer davranışı nasıl olacak. لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا Bu kez de o kimseler, sanki sizinle kendi aralarında hiçbir ilişki yokmuş gibi diyecekler ki, keşke onlarla birlikte olsaydım da o muhteşem başarıya konsaydım. Çünkü başardınız ya. Sonuçlardan bakıyor, sebeplerden değil. Onun için de başardığınızda sizinle beraber olmayı isteyecek. Çünkü ganimetçidir. Alın teri dökmeyi değil, ganimete konmayı hedeflemektedir. Onun içinde haklının ve hakkın yanında olmaz bu tipler. Başaracak olanın yanında olur. Ya da galip gelecek olan tarafı kendince tespit etmişse bakarsınız onun yanında biter. Hatta her zaman farklı yerlerde görürsünüz bu tipleri. Çünkü en üstün gelecek olan, en güçlü olacak olan kimse onun yanında olur ve oradan pay alır. Derdi odur zaten. Derdi hakkın hakimiyeti ve üstünlüğü olmadığı için çıkarcı düşünür. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ O halde, dünya hayatını ahiretle değiş tokuş etmek isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Yani dünya hayatını ahiret hayatıyla takas etmek istiyorsanız, daha doğrusu ebedileşmek, ebedi mutluluğu kazanmak istiyorsanız, Allah'ın
ebedi mutluluğun yolunu gösterdiği kuralların hayata hakim kılınması için yapılacak mücadelede yerinizi alın diyor ayet. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah yolunda savaşan herkese, ister öldürülsün ister galip gelsin, gelecekte muazzam bir ödül bahşedeceğiz. Zamanı gelince muhteşem bir ödül bahşedeceğiz. Kur'an savaş olgusunu reddetmez dostlar. Bu gülünç olur zaten. Çünkü savaş hayatın bir gerçeği. Ancak hiçbir yüce değere dayanmayan savaşı Allah yolu gibi çok yüce bir zemine çekerek kontrol altına alır, ilke getirir. Savaşın bir hunharlığa, bir cinayete dönüşmesini engeller. İlkeler getirir, sınırlar getirir. Savaş ahlakını ikame eder. Çünkü savaşı yok sayan bir öğreti, hayata sırt dönen bir öğretidir. Asıl olan, hayatta hiçbir zaman kesilmeyecek ve yok olmayacak bir olguyu yok saymak değil, onu terbiye etmek, onu ahlaki zemine çekmek, onu sınırlandırmak, ilkeler ve kurallar getirmektir ki Kur'an da bunu yapmıştır. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ Şimdi işte bu ilkenin neler olabileceğine dikkat çekiyor Kur'an ve diyor ki وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ Size ne oluyor da Allah yolunda şu şekilde yalvaran mustazaf erkek ve kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz? Yani zayıf bırakılmış, güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna niçin savaşmıyorsunuz? Ki bunlar şöyle diyorlar. Rabbena اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا Ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar. وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا Ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ver. وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Ve destek olacak bir yardımcı gönder diye dua eden, zayıf bırakılmış, mazlum, mağdur erkekler, kadınlar ve yavrular için niçin Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Demek ki Kur'an'da Allah yoluna savaşın emirlerinin tamamı aslında mağdurlar, mazlumlar uğruna, adalet uğruna savaşın anlamına geliyor. Bu ayette çok açık. Fî sebilillah. Çok açık. Allah yolunda ama bunlar için. Demek ki Allah yolunda savaşmanın Allah'a vereceği herhangi bir şey yok. Allah'ın çıkarı yok. O halde Allah mazlumlar adına emrediyor bunu. Zulme uğrayanlar, ezilenler adına, altta kalanlar adına. Onun için onlar uğruna savaşmak, Allah uğruna savaşmak anlamını taşıyor. Üç tür mustazaf var Kur'an'da. Burada geçen mustazaf, zayıf bırakılmış demektir. Kur'an'da üç tür mustazaftan söz edilir. Bir, övülen mustazaflar. Yani ezilen inançlı kesimler. Bunlar, وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْاَرْضِ ayetinde, Kasas 5. ayette geçtiği gibi, Allah'ın kendilerine gelecekte vaat ettiği mustazaflardır, ezilenler. İkincisi, ezilmişliğini küfrüne bahane eden bahaneci mustazaflar, bunlar da yerilen, kınanan mustazaflardır. Ki Sebe suresinin 31. ayeti ve daha başka ayetlerde bunlardan söz edilir. Üçüncüsü de işte bu ayette,
Nisa suresinin 75. ayetinde bahsedilen nötr, yani tamamen korunmaya muhtaç olan müstazaflar. İşte üç tip müstazaf, Kur'an'da bahsedilen üç tip müstazaf bunlardır. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ İnkar edenler de şeytani güçler uğrunda savaşırlar. Net. Bunlar zaten hayatın tefsiridir. Tefsire ihtiyaç yok. Fekatilu evliya eşşeytan. O halde şeytanın dostlarına karşı savaş. İnne keydeşşeytani kâne daife. Unutmayın ki şeytanın hilesi kesinlikle zayıftır. Burada savaşın bir üstteki ayette insani amacı açıklanmıştı. İslam'da savaşın niçin meşru kılınması kılındığının delili buydu. Savaş mazlumun hakkını alıp, mazlumun hakkını zalimden alıp mazluma vermek için yapılırsa Allah yoluna yapılmış olurdu. İşte budur. Yani bu bir hukuk, bir hak savaşıydı. Meşru savaş, hak savaş, hukuk savaşıdır. Burada ise dava ve bedel arasındaki ilişki dile getiriliyor. İmanın da inkarın da bir bedeli olduğu söyleniyor. İman edenlerin Allah yolunda, küfredenlerin ise şeytani güçlerin uğrunda savaşacakları dile getirilmekle ne söyleniyor? Savaşmayanlar adam değildir deniliyor açıkça. Yani bir davası olmayanlar, bir mücadelesi olmayanlar, herhangi bir uğurda bir mücadele bedel ödemeyenler adam değildir demeye getiriliyor. İma budur buradaki. Seç yerini. Seç yerini ve orada ol, bedel öde. Tercihinin bedelini öde. Küfrün bile bir bedeli var demeye getiriyor ayet. İnkarın bile bir ciddiyeti var yani tırnak içinde. Tabii ki imanın ciddiyeti olmasın. İnkar eden bile inkarı uğruna savaşması gerekirken, mücadele vermesi gerekirken, iman eden, iman ettiği değerler uğruna hiçbir bedel ödemesin. O zaman inandığına kim inanır? Kimi ikna edebilir? Elem tera ilellezine qile lehum kuffu eydiyekum. Çok daha ilginç bir ibare de burada geldi. Savaşın ahlaki sınırlarını nasıl tespit ediyor bakınız. Kendilerine çekin ellerinizi. Ne demek çekin ellerinizi? Başka bir ibare yok. Çekin ellerinizi. Neden çekelim elimizi? Müfessirlerin ortak görüşü bu. Şiddetten kaçın. Savaşın da bir ahlakı var. Savaş var diye her şey meşru değil. Böyle algılamayın. Savaş her şeyi mübah kılmaz. İşte birinci manası bu. İkinci manası ise şimdilik savaşmayın denildiğinde. Ve akimus salah ve atuz zeka. Namazı ikame edin. Namazı hayata dönüştürün ve temizlenmek için verilmesi gerekli olan mali yükümlülüğü yerine getir. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةِ İşte onlara savaşmaları emredildiği zaman içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına hatta daha da büyük bir korkuyla İnsanlardan korkmaya başlarlar. İnsanlardan, Allah'tan korkar gibi ya da daha da büyük bir korkuyla korkmak. İşte bunu yaparlar onlar diyor. Ev eşedde haşye. Ve kalu Rabbena lime ketebte aleynel gital levla ahkartena ila ecelin garib. Ve şöyle derler. Rabbimiz niçin bize savaşı emrettin, bize biraz daha süre tanıyamaz mıydın derler. Yukarıdaki
Küffu eydiyekumu hatırlayın. İkinci manasını tasdik ediyor bu cümle. Savaşmayın şimdilik dediğimizde onlar aman savaşsak çok iyi olur, savaşı canımız istiyor, bize savaşı emret diyen bir grup artık savaşabilirsiniz denildiğinde de böyle diyorlar. Yani neden bize savaşı emrettin, biraz daha süre tanısaydın olmaz mıydı diyorlar. Yani samimiyetsizlik burada kendini gösteriyor. O dile getiriliyor burada. Kul meta'ud dunya qalil. De ki, dünyevi tatmin kısa vadeli bir hazdır. Vel ahiretu hayrul limen ittaka. Ahiret ise sorumluluk sahibi biri için daha hayırlı olandır. Ve la tuzlemune fetila. Çünkü kıl kadar haksızlığa uğratılmazsınız. Yukarıda da söyledim ya. Savaştan çekilin deyince savaş isteyenler, hadi savaşın deyince korkunun krallığına sığınıyorlar. Hatırlayın ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın risaletini tebliğ eden kimseler. Kimmiş bunların vasfı neymiş? Allah'tan korkarlar. Yalnızca ondan korkarlar ve Allah'tan başka da hiç kimseden korkmazlar. Nefi ve ispat yöntemiyle kurulmuş cümle. Ve yahşevnehu ve la yahşevne ahaden illallah. Yalnız Allah'tan korkarlar, Allah'tan başka da hiçbir şeyden korkmazlar. Kulaklara küpe olacak bir tavsiye bu. Korkunun krallığına sığınmak isteyenlere bir uyarı. Korkuya köle olanları hiçbir şey kurtarmaz. Onun için şeytani güçler öldürmezler, ölümle korkutur. Ölüm korkusu ölümden bin beterdir. Ölen bir kez ölür, ölüm korkusu duyan herkes. Açlığın korkusu açlıktan bin beterdir. Acıkanı doyurdunuz mu doyar. Ama açlık korkusu çekeni dünyayı yedirseniz doyuramazsınız. Onun için onlar korkuyla gelirler. Onlar korku verirler. Çünkü onlar korkunun krallığının safhasını sürerler. Onların krallığı korkunun krallığıdır. Eynema tekunu yudrikkumul mevt. Nerede olursanız olun ölüm gelip sizi bulur. Ve lev kuntum fi burucim müşeyyede. Yüksek kulelerde olsanız bile. Yani ölümle tanışın ki ölüm korkusundan kurtulasınız diyor ayet. Açık burada. Öleceğinize iman etmişseniz artık ölüm korkusundan beri olursunuz. Ölümü iç çamaşırınızdan daha yakın tutmak demektir bu işte. Ölümle tanış olursunuz, biliş olursunuz, ölümle arkadaş olursunuz. Artık size korkulu gelmemeye başlar. Ve in tusibhum hasenetun yekulu hazihi min indillah. Güzel şeylerle karşılaştıklarında bu Allah katındandır derler. Ve in tusibhum seyyi'atun yekulu hazihi min indik. Fakat bir kötülüğe uğradıklarındaysa bu senin yüzündendir diye sitem ederler, bahane bulurlar, birilerini hemen gösterirler hedef olarak. Bu da senin yüzünden geldi derler. Yani mutlaka bir şamar oğlanı tespit etmeye kalkarlar. Ama kendi üzerlerine hiç alınmazlar. Ve Allah ne diyor? Kul kullun min indillah. De ki, hepsi Allah'tandır. Bu bir. Biraz sonra başka bir ibare gelecek, tam tersi. Sizdendir. Bu ikisi çelişmiyor mu diyeceksiniz? Hiç çelişmez. Burada makro plandan baktı, makro vizyon. Yani Allah'tan bağımsız hiçbir şey olmaz. Külli kader Allah'a aittir.
Önce bunu bir tasdik edin. Allah'tan bağımsız bir alan yoktur. Allah'ın bilgisi dışında hiçbir şey gerçekleşmez demektir bu. Devam ediyoruz. فَمَالِ هَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Ama bu adamlara ne oluyor da kendilerine anlatılanı anlamamakta direniyorlar? Bunu herkes anlayamıyor. İşte bunu herkes anlayamıyor. Yani makro vizyonda Allah'tan bağımsız hiçbir olay gerçekleşmezken aslında mikro vizyonda insanın başına gelen her şey insanın kendi elleriyle geliyor. İşte bunu anlamakta zorlanıyorlar. Bugün de zorlanıyor bazıları. Ma esabeke min hasenetin fe minallah. Uğradığınız her iyilik Allah'tandır. Ve ma esabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Başınıza gelen her kötülük de kendinizden. Ellerinizle yaptığınız kötülüğün karşılığıdır. Bu açık. İşte burada da insanın eylemlerinden sorumlu olduğu, kendisinin sorumlu olduğu ifade ediliyor. Ve insana deniliyor ki, eylemlerinin sorumluluğunu üstlen. Sorumluluğundan kaçınma. Şeytani bir tavır alma. Şeytan hatasının sorumluluğunu kabullenmek istemedi. Onun için sen de böyle yaparsan öyle olursun deniliyor adeta. Makro planda yukarıda külli iradeye, Allah'ın bilgisine işaret edildi. Burada ise cüz'i iradeye, insanın başına gelenlerin kendi eyleminden bağımsız olmadığına dikkat çekiliyor. Ve erselnâke linnâsi rasûle. Biz seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdik. Ve kefâ billâhi şehîde. Ve buna birinin şahit olması gerekiyorsa eğer tırnak içinde şahit olarak Allah yeter. Evet. Allah'ın şahitlik yaptığı bu gerçeklere ona iman etmiş olan biz müminler de şehadet ediyoruz. Ve Rabbimizden şahitliğimizin katında kabul edilmesini niyazlıyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.